Merhabalar, ben Doçent Doktor Dursun Akaslan. Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde görev yapıyorum. Mikro denetleyiciler dersimizin 7. bölümü olan aritmetik işlemler konusuna tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde öğrendiğimiz bilgilerin teorik yani kavramsal bilgilerin uygulamalarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden MPLAB kullanarak bir assembly projesi oluşturdum. Ve şimdi komutlarımızı bu projedeki dosyamızdaki komutları inceleyelim. İlk önce kullanmak istediğimiz mikro denetleyicileri listeliyorum. Daha sonra PIC 16F84A'nın etiketleri için varsayılan kütüphaneyi kullanmak için include komutuyla ekliyorum kütüphanemi. Org komutuyla programımın 0. satırdan programlamaya başlıyorum. Program memory dediğimiz program hafızasından. Gördüğünüz gibi eğer mikro denetleyicinin port A ve port B'sine herhangi bir şey bağlıysa onları temizliyorum. Daha sonra BSF komutuyla status yazmacının 5. bitini 1 yapıyorum ve band 1'e geçtim. Daha sonra band 1'deki yer alan tris A ve tris B olarak adlandırılan yazmaçları clear F komutuyla sıfırlıyorum. Yani ben bunları çıkış olarak yetkilendiriyorum. Yetkilendirme işlemi bittiği için status yazmacının 5. bitini tekrar 0 yaparak band 0'a geri dönüyor. Şimdi gelelim. İşlem etiketiyle komutuma devam ediyorum programıma. Move literal W komutuyla ne yapıyorum? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 olarak adlandırılan ikilik sayı sistemini, 8 bitlik ikilik sayı sistemini W yazmacına aktardım. Daha sonra ne yapmışım? W yazmacındaki değerle şu gördüğünüz 1001000 değerini çıkartıyorum. Yani bizim şu değerle subliteral sabit bir kat sayısında neyi? W yazmacındaki değeri çıkaracağız arkadaşlar. Daha sonra çıkarma işleminin sonucunu ben W yazmacına yazdığım için sonucu görmek istiyorum. Bu yüzden W yazmacından alarak move WF komutuyla sonucu port B'ye yazdırıyorum. İşlemin sonucu bunun için yeterli arkadaşlar. Buradaki subliteral değeri ben istersem add yapabilirim. Ve ne yaparım? Şu iki sabit sayıyı toplamış olurum. Ve sonucu tekrar port B'ye yazarım. Şimdi ben yaptığım işlemlerin etkisini görmek istiyorum. Şimdi C bitini, DC bitini ve Z bitini nasıl etkiliyor görmek için ne yapıyorum? Assembly dili ile gelen BTFSS dediğimiz buton denetimi komutuyla ne yapıyorum? Statüsün C bitini yani 0. bitini denetliyorum ve soruyorum. 0. bit 1 mi? Eğer 1 ise ne yapıyorum? Go to DC biti komutunu ne yapıyorum? Pas geçiyorum. Çalıştırmıyorum arkadaşlar. Eğer 1 değil ise bu komut ne yapıyor? Çalışıyor arkadaşlar ve DC bitine dallanıyor. DC bitine bakarsak bu sefer ben PTFSS komutuyla statüsün tekrar DC yani 1. bitini kontrol ediyorum ve soruyorum. DC biti 1 mi? Eğer 1 ise go to Z biti ne yapacak? Çalışmayacak ve BSF ile portağının 1. biti yanacak. Eğer değilse Z bitine dallanacak ve BSF port A'nın bitleri ne olacak arkadaşlar? Sıfır kalmaya devam edecek. Unutmayın ben zaten şurada bir temizlik yaptığım için zaten port A ile B'nin çıkışları sıfır arkadaşlar. Şimdi DC bitin Z bitine geldik. Tekrar Z bitine de bakıyorum. Yani toplam sonucu sıfır mı değil mi? Eğer sıfır olsaydı ne olacaktı? Z bitinin değeri 1 olacaktı. 1 olduğu için go to döngü çalışmayacaktı ve portanın 2. biti BSF komutuyla yanacaktı. Bu işlemlerin yaptıktan sonra mikro denetleyicimin çalışması için de bir sonsuz döngü kuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu ya işlemi değerleyelim ve sonuçlarımıza bakalım. Değerleme işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra proteus yazılımına geçtim. Bir tane proteus yazılımıyla bir tane devre oluşturdum. Mikro denetleyicim var. Mikro denetleyicimin port B'sine 8 tane led bağlı arkadaşlar. 330 ohmluk direnç üzerinden. Bir de port A'nın 0 ve 1. ikinci bitine de yine 3 tane led bağlı. Burada amacım nedir? Port B'nin uçlarına bağlı olan ledlerle
işlem sonucu mu, toplamaya çıkarma sonucunu görmek ve port A'nın ucularına bağlı olan ledlerde status yazmacının C, DC ve Z bitlerinin nasıl değiştiğini anlamaya çalışır. Şimdi örnek olarak biz ne yapalım? Programımızı yükleyelim. Şu an programımı yükledim ve çalıştırıyorum. İşte işlem sonucu ne yaptı? Bitlerde değişimler oldu. Bakalım tekrar bir hatırlayalım işlemimiz neydi? Toplama işlemi yapıyorduk. Şimdi dikkat ederseniz sıfırla sıfırı topladım. Demek ki sıfırıncı bit sıfır olacak. Birinci bit sıfır olacak. İkinci bit sıfır olacak. Üçüncü bit yanması gerekiyor. Dördüncü bitin yanması gerekiyor. Toplam sonucu bir. Beşinci bit sıfır olacak. Altıncı bit sıfır olacak. Yedinci bite bakalım. Şimdi bir ile biri topladığımız zaman ne olacak? Sonuç sıfır ve taşacak. Sekizinci bite. Taşma sonucu ileyse benim şu yedinci bitimin değeri sıfır olacak ve yanmayacak. Demek ki bu işlem sonucu sekizlerden sadece iki tanesi. Yani dördüncü ve beşinci üçüncü ve dördüncü bitler şu iki bitin değeri bir olacak arkadaşlar. Diğerleri sıfır olacak. Şimdi taşma oluyor. Taşma olduğu için ne olacak? Carry yani status yazmacının C biti ne olacak? Bir olacak. Bunu biliyorum. Şimdi dördüncü bitte bir taşma var mı arkadaşlar? Bakın dördüncü bitte. Şu an 0, 1, 2, 3. Dördüncü bitte bir taşma olmadığı için DC biti sıfır olmaya devam edecek. Şimdi toplam işlem sonucum sıfır mı? Değil. Öyleyse zero dediğimiz status yazmacının ikinci biti de yine sıfır olmaya devam edecek. Yani sonuç olarak C1, DC 0 ve Z 0 olacak arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi sadece iki bitim yanıyor. Doğru. Şimdi bir de sonuçlara bakalım. İşte status yazmacının C bitine baktığım zaman bana ne diyor? Toplama sonucu bir taşma var diyor. Yani 8. bitin değeri 1 oldu demek. İlk 4 bitte bir taşma olmadı. 5. yani 4. bitte bir taşma olmadı. Ve status Z'de herhangi bir toplam sonucu 0 olmadığı için bir taşma söz konusu değil. Yani Z 1 değil. Değerlerimizi değiştirerek tekrar görelim. Ben status yazmacının 0 bitini 0 yapmak istiyorum. Bunun için tek bir ihtimalim var. Tek bir olasılık var 255 tane olasılıktan. Sadece her iki toplanacak değerler 0 ise status yazmacının değeri yani Z bitinin değeri 0, 1 olabilir. Başka bir ihtimal yok. Çalıştıralım ve görelim. Geldim. Kapattım. Tekrar yeniledim. Ve çalıştırıyorum. Şimdi sıfır olduğu için ne oldu arkadaşlar? Toplam sonucum sıfır. Herhangi bir led yanmıyor. Çünkü sıfır. Bir elde var mı? Yani 8. bitte bir taş, 8. bite olan bir taşma var mı? Yok. O yüzden statüsün C biti sıfır. 4. bite bir taşma var mı ilk 4 bitten? O da yok. Öyleyse sıfır. Toplam sonucu sıfır mı? Evet. Toplam sonucu sıfır olduğu için statüs yazmacının gördüğünüz gibi ikinci biti bir olmuş. Şimdi ben ne yapalım? Öyle bir işlem yapalım ki sadece statüsün DC biti 1 olsun, diğerleri 0 olsun. Statüsün C ve Z bitleri. Öylesi ne yapmam lazım? Bir taşma oluşturmam lazım ilk 4 bitten 4. bite. Tekrar geçiyorum. Ne yapmak istiyorum? Diyorum ki şurada bir taşma olsun. Öylesi ben ne yapmam lazım? Şuradan 1, şuradan da 1 almam lazım. Yani 2 bitin toplamı ne olacak? Buraya 0 yapılacak, 3. bite, 4. bite de 1 aktarılacak. Yani sonuçta tek bir ledim yanacak. Fakat ilk dördüncü bite taşma olduğu için DC komutu 1 olacak. Toplam sonucu 0 olmadığı için Z biti 0 olacak. Ve 8. bite de bir taşma olmadığı için C de 0 olmaya devam edecek. Tekrar bir derleyelim. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dördüncü bitime bir taşma var şu an için. 0, 1, 2, 3, 4. Taşma olduğu için ne yaptı? Statüsün DC biti yandı. Diğerleri sönük arkadaşlar. Başka bir şey yapalım. Tekrar dönelim. Mesela sadece ben şeyde taşma olmasını istiyorum. Ne yapıyorum? Şurayı 1 yapıyorum. Şu 0 olsun. Tekrar derliyorum. Bu işlem sonucu ne olacak? Bakalım arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi statüsün C biti 1 olacak. Çünkü ne oldu? 8. bitte taşma var. Ve sadece bir tane toplam 3. bitin 1 olacak. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli bu husus.
İşte dikkat ederseniz şu 1 ile 0'ın toplamı 1. O yüzden 4. biti 1 mi? Yanıyor mu? Yanıyor. Yani size göre gerçekte 3. bit yanıyor şu an gördüğünüz gibi. Fakat toplam sonucu arkadaşlar normalde ne oldu? 1 ile 1'i topladığımız için carry flag 1 attı. Ama şu önemli. Ben şunu 0 yapsaydım. Şimdi iki tane bir sayı topluyorum. Ne oluyor? 8. bitte taşma oluyor. Yani aritmetik işlemin sonucu normalde 0 değil. Fakat şu 1 ile 1'in toplamı dikkat edin 0 olacaktır. Bu yüzden tekrar bir inceleyelim bunu da. Bu önemli bir husus. Kapattım. Çalıştık. Şimdi dikkat ederseniz benim aritmetik işlemimin sonucu normalde 0 değil. 8. bitte taşma oldu. Fakat ilk 8 bitin değeri şu an nedir? 0 olduğu için statüsün Z yani 0 biti şu an için 1 oldu. Dikkat edin. Aritmetik işlemin sonucu 0 değil. Fakat ilk 8 bitin değeri 0 oldu. 8. bite taşma olduğu için ne oldu? Status yazmacının 0 biti 1. Yani bu ne demek? Status yazmacı neye bakıyor? Toplam ilk 8 bitin değerine bakıyor. Yani 8 bitin değeri 0 ise status yazmacı 0 yani 1 oluyor. Burada aritmetik işlem sonucuna bakmıyor. Tamam arkadaşlar. Fakat taşma olduğu için zaten statüsün C biti de gördüğünüz gibi 1 oldu arkadaşlar. Yani toplam işlemlerini böyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 tane yani status yazmacının ilk 3 değerini etkiliyor arkadaşlar toplam işlemleri. Şimdi gelelim çıkarma işlemlerimize. Gelelim komutumu değiştiriyorum. Add yerine subtraction'dan sub yazıyorum. Yani sub literal w diyorum. Ve çıkarma işlemlerine bakıyorum. Şimdi k sabitini benim çıkardığım değer. Bu da çıkan değer arkadaşlar unutmayın. Ben diyorum ki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyorum? Sıfırdan sıfırı çıkarttım. Sonuç sıfır. Sıfırdan sıfırı çıkarttım. Sonuç sıfır. Sıfırdan biri çıkartamam. Ne yapmam lazım? Üçüncü bitten borç alıyorum şu an. Şuradan borç aldım. Bu buraya geldi ve ne kaldı? Bur geldiği için orada da bir olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bir kalacak. Şimdi burada ne vardı? Bir şey kalmadığı için sıfır oldu arkadaşlar. Sıfır. Şimdi ben ne yaptım? Dördüncü bitin yani 0, 1, 2, 3 yani şurada size göre 3. bit gerçek. 3. bitten ne yaptım? 2. bite bir borç alarak çıkarma işlemini değiştirdim. Şimdi 4. bitin değeri ne oldu? 0 oldu. 1'den 0 çıktı. 1. 0'dan 0 çıktı. 0. 0'dan 0 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0 oldu. Yani benim işlemimin sonucu ne oldu? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 oldu arkadaşlar. Şimdi bu işlemler neyi etkiliyor? Şimdi çıkarma işleminin sonucu sıfır mı? Değil. Öyleyse zero dediğimiz yani status yazmacının z biti bir kere sıfır olmaya devam edecek. Çünkü işlem sonucu sıfır değil. Şimdi diğer bir konu çıkartma işleminde biz şuna bakıyoruz. Diyoruz ki borç var mı? Borç varsa ne yapalım? Şuradan bir borç var mı? Yani siz şu birden biri çıkartmak için 8. bitten borç aldınız mı? Borç varsa C'nin değeri 0 olur. Borç yoksa, borç yok yönümüzde, öyleyse C'nin değeri her zaman 1 olur. Yani burada yokluk bizim için statüs yazmacının değerlerini 1 yapıyor. Varlık ise 0 yapıyor arkadaşlar unutmayın. Şuraya bakıyorum. DC biti içinde. Ben diyorum ki 0, 1, 2, 3. Şimdi şu ilk 4 bitin işlemini yapmak için, çıkarmak işlemini yapmak için ben şuradan bir borç aldım mı? 4. bitten. 4. bitten bir borç aldım mı? Almadım. Almadığım için de DC'nin değerini 1 olmaya devam edecek. Çünkü ne diyoruz? Borç yoksa 1, borç varsa 0 arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım, değerleyelim ve bakalım tekrar. Tekrar ben işleme gittim. Kapattım. Şimdi çıkarma işlemini yaptım. Çıkarma işlemim çalıştı. Bakıyorum. Tekrar bir komutumuzu hatırlayalım şöyle hemen.
Şuradan bakın arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şuraya kadar görünüyor. Tamam. Şimdi sıfırdan sıfır çıktı arkadaşlar. Burası sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Şimdi sıfırdan bir çıkmıyor. Ne yaptım? Borç aldım. İkiden bir çıktı. Bir. Burası. Burası ne? Sıfır. Devam etti. Çünkü buradaki gitti zaten. Borç vermiştik. Birden sıfır çıktı. Bir. Yanıyor. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Ve birden bir çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Sıfır. Birinci bit. Şimdi neler değişti? Ona bakıyoruz. Şimdi toplam sonucu, çıkarma işleminin sonucu sıfır mı? Değil. Öyleyse statü yazmacının z bitinin 1 olması için bir neden yok. Sıfır olmaya devam etti. Şimdi ben bu 8 bitlik işlemi yapmak için, çıkarma işlemi yapmak için 8. bitten bir borç aldım mı? Almadım. Öyleyse carry dediğimiz şu statü yazmacının c biti ne yapacak? Borç yoksa 1 olacak. Yani şu an 1. Tekrar ilk 4 bite bakıyorum. Ben şu ilk 4 bitin çıkarma işlemini yapmak için 4. bitten borç aldım mı? Hayır, almadım. Öyleyse statü yazmacının DC biti de 1 olmaya devam edecek. Değiştirelim. Ben borç almadım. Öyleyse borç almak istiyorum. Diyorum ki şura 1 olsun. Şimdi bu 1 neye mal olacak? Sıfırdan sıfır çıktı, sıfırdan sıfır çıktı, sıfırdan bir çıkar mı? Çıkmaz. Ne yaptım? Şuradaki birden borç aldım, 2 oldu, 2'den bir çıktı, 1. Şimdi burada sıfır kaldı. Ne yapmam lazım? Dördüncü bitten borç alıp buraya getirmem lazım. 2'den bir çıktı, 1, 0. Ne yaptım? İlk 4 bitin çıkarma işlemini yapabilmek için ben dördüncü bitten borç aldım. Borç varsa öyleyse DC'nin değeri 0 olur. Borç yoksa DC'nin değeri 1 olur. Ve birden bir sıfır çıktı. Böylece 8 bitlik işlemi yapmak için 8. bitten borç olmadığım için de ne olacak? C'nin değeri 1 olmaya devam edecek. Çünkü borç yok. Değerleyelim ve görelim. Kapatıyorum. İşte işlem sonucuna bakıyoruz arkadaşlar. İşlemin sonucunu tekrar bir görelim şöyle hemen. Şuraya tekrar bir bakın isterseniz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan bir çıkmaz. Ne yaptım? Gittim borç aldım bir üst bitten. Bir, iki geldi. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Yandı. Şimdi burada da sıfır kaldı. Sıfırdan bir çıkmaz. Tekrar bir borç aldım. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Burada ne kaldı? Sıfır kaldı arkadaşlar. Diğerleri de sıfır sıfır sıfırdı. Ve yedinci bitte birden bir çıktığı için sıfır kaldı. Sonuç olarak ben 8 bitlik işlemi çıkarma işlemini yapmak için ne yaptım? 8. bitten borç almadığım için C 1 olmaya devam. Çünkü borç yoksa 1, borç varsa 0. Ama statüsün DC biti gördüğünüz gibi ilk 4 bittiği çıkarma işlemini yapabilmek için ben ne yaptım? 4. bitten borç aldığım için DC 0 arkadaşlar. Bu işlemleri arttırıp azaltabilirsin. Bir de ne yapalım? Zero bitini etkinleştirelim arkadaşlar. İşlem sonucunun sıfır kalmasını istiyorum. Ve değerleme işlemini yapıyorum. Şu an değerleme işlemimde bütün ledlerim sıfır olacak çünkü işlemler sıfır. Zero bitinin bir olması gerekiyor. Çıkarma işlemini yapmak için de bir borç almadığım için hiçbir şekilde hem 4 bitlikten hem 8 bitlikten ne olacak? DCV'de C biti yanmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi hepsi sıfır işlem sonucu. Z biti yandı. DC biti borç olmadığı için yandı. C biti borç olmadığı için yandı arkadaşlar. Siz bu işlemleri 16 bit içinde yapabilirsiniz. Bunun için güzel bir algoritma kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.